Karagözüm, ah karagözüm, yine uyuyakalmışsın. Oysa dün ben sana o kadar söyledim. Yarın erkenden çarşıya gideceğiz, alışveriş yapacağız. Erken uyan dedim. Ama bu adam benim sözümü bir türlü dinlemiyor yahu. Neyse ben bir uyandırayım da en azından bugün bir güzel çarşıya gidelim. Bir güzel alışverişimizi yapalım. De. Allah Allah. Buraların hali ne böyle yahu? Bu adam yine her tarafı batırmış, her yeri mahvetmiş. Ah kara gözüm, ah kara gözüm. Neyse, ben seni bir uyandırayım da bir çarşıya gidelim. Kara göz! Kara göz! Adam amma da derin uyuyor yahu. O kadar seslendim, bir sesime cevap vermedi. Beni bile duymuyor adam. Ama ben onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Ona şöyle şarkılı güfteli bir seslenirsem o zaman kesin uyanır. Yarım ana bir eğlence aman. Oraya gelirsem halin yaman. Yarım ana bir eğlence. Kafana geliyor şimdi düdüklü tencere. Kara gözüm dışarıya gel. Bana mı dedim? Sensin kel. Kel demedim yahu, gel dedim, gel dedim. Hacı Cavcav hiç uğraşma. Ben artık dışarıya çıkmayacağım. Hayrola kara gözüm, niye dışarı çıkmıyorsun? Sorma Hacı Cavcav, ben hiçbir işi yapamıyorum. Elime yüzüme bulaştırıyorum. Bundan sonra çarşıya bensiz git. Yahu olur mu öyle şey? Gel buraya bir çaresini buluruz. Çaremi hemen gidiyorum. Gel. İnşallah bir çare buluruz. Geldim Hacı Cavcav. Hoş geldin karagözüm. Doğru söyledin. Boş geldim. Yahu boş demedim. Hoş geldin dedim. Hoş geldin dedim. Ondan geldim işte. Neyse anlat bakalım. Nedir derdin? Belki bir çözümünü buluruz. Sorma Hacı Cavcav. Bir şey yapayım diyorum. Beceremiyorum. Her işim elime yüzüme bulaşıyor. Hiçbir işi beceremiyorum. Başarısız olup duruyorum yahu. Aman canım efendim, derdin bu muydu yahu? Onun çözümünü buluruz. Yahu sen boşver üzümünü münüzümünü. Sen bana bir çare bul. Yahu yine yanlış anladın. Neyse. Bak bir anahtar var ki kara gözüm. Tüm kapıları açar. Öyle mi yahu? Öyle tabii. Nasıl bir anahtarmış bu? Bütün kapıları açıyor. Bak bu anahtar öyle bir anahtar ki... Bu anahtarı kullanırsan bütün işlerin hayırla ve güzellikle sonuçlanır. Bak bana işte böyle bir anahtar lazım. Nerede bulabilirim ben bunu? Bu anahtar herkese lazım karagözüm. Allah bize öyle bir anahtar vermiş ki onu ömür boyu kullanmalıyız. Hangi anahtarcı daha nerede? Yakınımızda bir yerde. Öyle mi? Sen şöyle çek şu kenara bakalım, ben bulurum onu. Karagözüm. Hacı Cavcav. Neyi arıyorsun? Yahu beni mi kandırıyorsun sen? Nerede anahtar? Yahu bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ben sana anahtarı bulmanda yardımcı olacağım. Öyle mi? Öyle tabii. Hadi sen bana yardımcı ol. Bulalım şu anahtarı. Bak Karagözüm. Öncelikle şu kırıp döktüklerini temizlemekle başlayacaksın ki anahtarı bulasın. Ben temizlik yapamam ki Hacı Cavcav. Niye yapamazsın yahu? Yapamam çünkü ben hiçbir işi beceremiyorum. Yahu karagözüm öyle düşünme. Sen bir başla hele. İyi bir deneyelim bakalım. Bir dene bakalım. Bir deneyelim bakalım o zaman. Ama karagözüm başlamadan önce sana bir şey sormam lazım. Çabuk sor, bir sürü işim var Hacı Cavcav. Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele çekmeyi bilirim canım. Temizliğe başlamadan önce besmele çek. Temizliğe başlamadan önce besmele mi çekeceğim? Evet, temizliğe başlamadan önce besmele çekeceksin. İyi, ben o zaman hemen başlayayım. Hemen başla. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım başlayalım.
Gerçek bir tatil adam. Oldu mu? Şimdi de taşıyamadığın şeyleri besmele çekerek tekrar taşı bakalım. Anladım, onu da mı yapacağım? Onu da yapacağım. Besmele çekerek, tamam anladım. Sen söyle, dur. Yahu kara gözüm. Oy, çok yoruldum Hacı Cavcav. Oldu mu? Hani nerede anahtarım? Anahtarı bulamadım. Şimdi buldun işte anahtarı Karagöz'üm. Nerede? Yahu öyle değil. Benim sana bahsettiğim anahtar besmeleydi. Eğer bütün işlerine besmeleyle başlarsan her işin hayırlı ve güzel sonuçlanır. Öyle mi? Öyle tabii. Eve girerken, evden çıkarken, derse başlarken, yemek yemeye başlarken, bütün bu işlerin başında, her işinin başında daha doğrusu besmeleyi kullanırsan, bütün işlerin çok güzellikle sonuçlanır. Doğru dedin Hacı Cavcav. Zaten süpürürken de sorun çıkmadı, taşırken de çıkmadı. Ya ben sana boşuna mı diyorum Karagöz'üm? Ya Hacı Cavcav, doğru söyledin. Ben işlerimi yaparken besmele çekmeyi unutuyorum. Bundan sonra unutmam. Sayende bir şey daha öğrenmiş oldum, hatırlamış oldum. O zaman çarşıya gidebiliriz Hacı Cavcav. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.